Küre, göster bana eskiden Avni amca nasıl biriydi? Ay. Dinle bak, dinle. Neyi? Midemi gurul gurul ediyor. Hadi yiyelim artık. Benim anne bak. Ama sahiden de mutlularmış. Yani inanamıyorum. Allah Allah. Bu kız neye bakıp da gülüyor öyle? Acaba şimdi neye baksam, neye baksam? Zaman küresi göster bana annem küçükken nasıl periydi? Bana ver. Tamam. O mu kız? Eda. Gülme de. Şunların şekerliğine bak. Nasılsınız Eda Hanım? Nasılsınız Betüş Hanım? Canım canım. Hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Müsaitsen biraz rahatlayalım diye geldim. Tabii, otur. Teşekkür ederim. Ah pek şekerler, pek tatlılar. Hayatım ne oynuyor bunlar böyle? Evcilik oynuyorlar. Evcilik de ne? Ya babaları öğretmiş işte fanilerin oynadığı bir oyunmuş. Ay ne güzel. E bırak hayatım seviyorlarsa oynasınlar. Ama hayatım olur mu? Babaları onlara böyle oyunları öğrete öğrete çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Şimdiden büyüyünce fanilerle evleneceğiz diyorlar. Kızma Dutucuğum kızma. Olacak o kadar. Ne de olsa babaları fani. E, ikisi de ona çekecek. Yok ben istemem. Fanilerle evlenmelerini hiç istemem. Hadi hadi büyük konuşma. Bir vakitler sen de ben bir faniyle evlenmem diyordun ama Taceddin'e vardın işte. Ama Taceddin bambaşka. Ha, sahi nerede Taceddin? Ah işte kaç kere ona söyledim. Ben periyim çalışmana gerek yok dedim ama dinlemiyor. Muhakkak çalışmak istiyor. Aman bırak Duducuğum nasıl mutlu oluyorsa öyle yaşasın. Ama Perihan o yokken onu çok özlüyorum. Keşke peri olsaydı da hep benimle şatoda kalsaydı. Ama fani işte. Ama o zaman birbirinizden çabuk bıkardınız hayatım. Annemle teyzeme bak. Hele bir de anneannemle Perihan teyze. Çok komikler, çok çok. Teyzem küçükken ne biçimmiş. Keşke hep öyle kalsaydı da Yavuz onu beğenmeseydi. Keşke. Acaba ne yapıyor bu çilek? Bütün gün sesi soluğu çıkmadı. Ben gidip şuna bir bakayım. Yaşasın babam geldi. Dedem geldi onu ilk defa eski halini göreceğim. Çilek! Çilekciğim ne yapıyorsun burada? Aa, o ne o? Hiç top. Nasıl topmuş öyle? Dur ver bakayım şunu. Böyle camdan top mu olurmuş? Ah çilek ah bu kesin annenin çok kıymetli bir eşyası. Ve sen buna izin almadan oynuyorsun. Ya başına bir şey gelirse ya yere düşüp kırılırsa. Ver onu bana Firuze abla ondan oynat ama anneme söyleme ne olur. Söyleyeceğim. Eğer annenin eşyası ise buna izin alman gerekirdi. Şimdi gidip soralım eğer izin verirse oynamaya devam edebilirsin. Yandım ben yandım. Efendim. Abi merhaba Firuzeciğim. Betüş Hanım kusura bakmayın bu saatte sizi rahatsız ettim ama size çok acil bir şey sormam lazım. Demin Çilek'in elinde böyle top gibi camdan bir şey vardı onunla oynuyordu ama ben size sormadan oynatmayayım dedim. Hani pahalı mağalı bir şeydir kırılır mırıdır üzülürsünüz sonra. İyi çok iyi düşünmüşsün Firuzeciğim. Sen onu al emin bir yere koy ve sakın dokunma. Ben hemen geliyorum. Peki. Hayatım Perihan teyzenin bir emaneti vardı da Çilek onunla oynuyormuş. Benim hemen gitmem lazım. Bak yaramaza. Gelmez misin sonra? Yok artık geç oldu. Dönmem herhalde. Kafe sana emanet. İyi canım hadi görüşürüz. Betüş bana çok kızacak çok.
Ne oluyor bu çileğe? Bir ağlıyor, bir gülüyor. Demin baktığı camdan top kesinlikle sihirliydi. Evet, kesin sihirliydi. En iyisi yakından gidip bakayım. Antika herhalde. Çok değerli bir şey olmalı. Özür dilerim. Hiç özür dileme Çilek. Hani anlaşmıştık? Ama çok merak ettim. Evet, ama çok merak ettiğimiz için bize ait olmayan şeyleri elleyemeyiz Çilek. Hem Perihan teyzeye ne kadar ayıp ettiğini bir düşünsene. Ben ondan özür dilerim. Neye baktın bununla? Suzan teyzenin, Avni amcanın gençliğine. Çok komiklerdi. Başka? Bir de senin küçüklüğüne. Sen küçükken çok güzelmişsin. Ama Eda teyzem küçükken de simsiyahmış. Ay. Çok ayıp. Tamam. Ama başka hiçbir şeye bakmadım. Bakacaktım ama Firuze ablaya yakalandım. Merak etme, o bunu fanus sanıyor. Zaman küresi olduğunu anlamadı. Bu merakın başımıza bir iş açmadan bu huyundan vazgeçsen çok iyi olur. Peki anne. Şimdi bu küreyi alıp Perihan teyzeye kendin götürüyorsun. Ve bütün yaptıklarını bir bir anlatıp özür diliyorsun. Tamam mı? Tamam. Yolda sakın bir daha ona bakma. Söz mü? Söz. Of, verin sana. Konuştuk hayatım. Bundan sonra hiçbir şey izin almadan ellemeyecek. Aferin benim güzel kızıma. Kocaman bir bardak süt hak etti. Şunu sereyim de gidip getireyim sütünü. Hemen getirme Firuzeciğim. Biraz sonra verirsin. Ama yeni kaynattım. Sıcak sıcak içsin çocuk. Kaynattın mı? Firuze, sakın bana kapıya gelen açık sütlerden aldığını söyleme. Ay, ne yalan söyleyeyim. Aldım Betüş Hanım. Ama bak, onları ne kadar kaynatırsan kaynat hastalık riski taşıyor. Lütfen bundan sonra sadece kapalı kutulardaki sütleri al. Tamam, o zaman hemen gidip alayım bir kutu sütü. Hadi al, hadi. Nereden geliyorsun? Nasılmış bakalım? Bol soslu gelmek zevkli miymiş? Hı hı. Peki, hadi girelim. Az kalsın unutuyordum. Bir dakika. Senin suratın şişmiş, gözler pörtlemiş. Uyuyor muydun yoksa? Ne bileyim, böyle içim geçmiş bir an Karıcığım. Böyle. Montunla ve dürbünle mi uyuyordun anne? Ne alakası var? Nerede? Hoş geldin Karıcığım. Hoş buldum. Anne, geliyoruz. Perihan teyze getiriyor beni. Tamam canım, gelin. Firuze dışarıda, ben salonda yalnızım. Verdin mi küreyi? Verdim. Verdi annesi. Bir defalığa mahsus olmak üzere onu affettim. Değil mi? Hı hı. Kendi geleceğime bakmadan küreyi geri verdim. Yavuzan ne olacağımızı göremedi. Ama sabırlı ol Çilekçim. Zaman kendiliğinden akıp giderken neler yaşayacağını zaten öğreneceksin.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim.